Herkese merhaba, elinin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı muhallebili elmalı kekin yapımını paylaşmak istiyorum. Klasik elmalı keklerden ya da tartlardan sıkıldıysanız bayanlar, bu tarif tam size göre diyebilirim. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle kekimizin muhallebisini yapmayla başlıyoruz. Pişireceğimiz tenceremizin içerisine bir adet yumurtamızı kırdık. İçerisine 2 yemek kaşığı nişasta, 6 yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Yaklaşık 1 çay bardağı yakın oluyor. Ben az şekerli sevdiğim için az kullandım ama isterseniz siz şeker oranını arttırabilirsiniz. Daha sonra 200 ml'lerde 2 su bardağı da sütümü ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıyoruz bütün malzemeler birbirine geçsin diye. Daha sonra orta ateşte muhallebimizi pişirip soğumaya bırakacağız. Evet, iyice çırptık. Şimdi ocağımızı alıyoruz. Karıştıra karıştıra pişiriyoruz bayanlar. İyice ne sertleşecek muhallebimiz. Ama nişastalı olduğu için kesinlikle kekle birbirine karışmayacak. Çok da lezzetli oluyor, buradan söyleyeyim. Videonun bu bölümünde belirtmek isterim ki malzeme listesini ve kullandığım kap ölçülerini detaylı olarak açıklama kısmına ekliyorum. Oradan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Evet, şöyle birazcık daha kıvam alsın diye çırpacağım. Ama içerisine herhangi bir yağ ilave etmiyoruz. Birazdan üzerini streç filmde kaplayacağım ki kabuk tutmasın diye, daha sonra soğumaya bırakacağım. Evet, üzerini de streç filmledim. Kenara ayırıyorum soğuması. Şimdi geldik kekin yapımına. Yine 3 adet oda ısında yumurtam var ama benim işte şansıma bir tane yumurta böyle çiftli çıktı. 4 gibi oldu ama aslında burada büyük boy 3 adet yumurtamız var. Daha sonra içerisinde 1 su bardağı şekerim var. Klasik her kekte yaptığımız gibi şekerle yumurta köpürene kadar iyice çırpıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iyice köpürdü. Şimdi ne yapıyoruz? 1 su bardağı yoğurdum var. Yoğurt ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp, ama siz isterseniz süt de ilave edebilirsiniz. Benim evde daha fazla yoğurdum vardı. O yüzden yoğurt tercih ettim. Hiç fark etmiyor. Daha sonra içerisine 2 su bardağı dolu dolu unum var. Şöyle elek yardımıyla eleyerekten ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilyam var. Eleyerek kek harcım içerisine ekliyorum. Herhangi bir yağ ilave etmiyoruz bayanlar. Evet, bundan sonra artık mikser kullanmıyoruz. Kekimiz böyle pufur pufur olsun diye spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Alttan üste gelecek şekilde. Evet, kek harcımız da hazır. Şimdi kenara alıyoruz. Ben bu tarifimde 4 adet böyle orta boy elma kullandım. Tam 24'e 24 kek kalıbım var. Ona tam iyi geldi ama siz azaltıp da birazcık arttırabilirsiniz. Ama dediğim gibi 4 adet orta boy elma bu tarif için çok ideal. Daha önceden yıkamıştım ben onları. Şöyle güzel kabuklarını soyduk. Şimdi ortasındaki çekirdeklerini ayıracağız. Evet, elmalarımın hepsini çekirdeklerini ayırdım. Şimdi daha önceden yağlı kağıt sermiş oldum. Böyle klips, kelepçeli kare kek kalıbım vardı. Dediğim gibi 24'de 24. Şöyle altını sıvı yağla yağlıyorum. Çünkü elmalarımı oraya dizeceğim. Şöyle küp küp şeklinde elmalarımı kek kalıbımın dibine doğruyorum. Bu tarifimizde elmalar kekin altında kalacak. Evet, bir taraftan doğruyoruz, bir taraftan da her yerine eşit gelecek şekilde elmalarımızı dağıtıyoruz. Evet, bütün elmalarımızı doğradık. Şimdi üzerine, bu tamamıyla sizin damak tadınıza kalmış. Ben tarçınlı elmayı çok yakıştırdığım için tarçın serptim ama siz serpmek zorunda değilsiniz. Biraz daha koyu bir renk veriyor kekimize. Ama siz açık renkli bir kek istiyorum derseniz ekleme edebilirsiniz. Daha sonra doğramış olduğumuz elmaların üzerine hazırlamış olduğumuz kek harcını eşit bir şekilde döküyoruz.
Evet, spatula yardımıyla kek harcımızı güzelce yerleştiriyoruz elmalarımızın üzerine. Bu arada fırınımı da çalıştırdım. 170 derecede alt üst ayarda çalışıyor şu anda fırınım, ısınıyor. Evet, daha önceden ilk hazırlamış olduğumuz muhallebimizi de şöyle bir sıkma torbasına koyduk. Güzelce üzerine şeritler yapıyoruz. Artık hepimizin evinde sıkma torbası var ama yoksa da buzdolap poşetiyle de bu işlemi yapabilirsiniz bayanlar. Eğer o da yoksa istediğiniz şekillerde kaşıkla da bu kekimizin üzerine dökebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Böyle tatlı kaşığıyla parça parça da döktüğünüzde o zaman da üzeri böyle benek benek oluyor. Yine de güzel oluyor. İlle kesinlikle sıkma torbasına torbasıyla sıkacağız diye bir şey yok. Evet, güzelce böyle arzunuza göre şeritler yapıyorum. Ama siz istediğiniz şekli de verebilirsiniz tabii ki. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar 2 su bardağıyla hazırlamış olduğunuz muhallebi tam bu keke göre ideal geliyor. Hiç kesinlikle kalmıyor. Evet, fırınım artık kekimizi hazırlamış olduğumuz kekimizi fırınımıza koyduk. Benimki yaklaşık 35-40 dakika arasında pişti. Gördüğünüz gibi şimdi kürdan testi de uyguluyorum. Gayet de güzel pişti. Ben biraz dalmıştım, üzerine fazla kızartmışız ama inanın içi çok güzel. Hiç de böyle üstü kızarık gibi durmuyor. Evet, şimdi ilk sıcağı geçtikten sonra kalıbın içerisinden çıkaracağım kekimi. Daha sonra servis edeceğim. Evet, ilk sıcağı geçti. Artık kalıbı tutabiliyorum. Gördüğünüz gibi gayet de güzel pişmiş durumda. Farklı bir kek tarifi. Hem elmalı, hem muhallebili, hem de kek. Çok da farklı. Evet, kekimiz tamamen soğudu. Ben şöyle bir servis tabağını aldım. Üzerine pudra şekerle serpiyorum. Çünkü elmalı tariflerde en çok pudra şekerini yakıştırıyorum. Daha başka süslemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hem elma, hem kek, hem muhallebi yeterince doygun bir tatlı. Şimdi artık dilimlemeye geçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi muhallebiler gayet güzel, tam orta kısımda, elmalar da altta. Harika bir tarif. Evet, umarım benim muhallebili elmalı kek tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle WhatsApp ve sosyal medya üzerinden lütfen paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Eğer ki kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız hemen yükleyeceğim tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.